Merhaba değerli yatırımcılar. Ben Investaza Yatırım'dan İsmail Berkok Bilgiyer. Bugün sizlere günlük bültenimizde yer alan dolar, TL, euro, dolar ve ons altının teknik grafiğini inceleyeceğim. Öncelikle günlük bültenlerimiz ve raporlarımızı takip edebilmek için internet sitemizde yer alan analiz kısmından her gün yayınlanan günlük bültenlerimizi takip edebilirsiniz. Videolarımızla alakalı soru veya önerileriniz olursa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Yayınlanan videolarımıza da daha çabuk ulaşmak adına da zil butonuna basabilirsiniz. Haftanın son işlem gününe baktığımızda dolar TL'de 5.76-5.77 seviyelerinde işlem gören bir kur olduğunu söyleyelim. Tabii özellikle dün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı faiz açıklamasındaydı. Piyasa beklentisi 100 bas puandı. Burada 250 bas puanlık bir piyasa indirimi geldi. Faiz indirimi beklentinin üzerindeydi. Tabii burada TL varlıklar açısından bir baskı oluşturduğunu gördük. Yukarı yönlü hareketler oldu. Özellikle geçtiğimiz işlem gününde gün içerisinde 50 gün 100 günlük hareketli ortalamalar seviyesine kadar inse de tekrar 50 günlük hareketli ortalamalar seviyesinin üzerine atan bir dolar TL gördük. Sabah saatlerinde yine alıcılı seyrine devam ediyor. Burada yukarı yönlü hareketler desteklenebilir çünkü teknik olarak bakarsak da 50 günlük hareketli ortalamaların üzerinde yer alan bir dolar TL olduğunu söyleyelim. Seviye açısından bakarsak hemen bulunduğu seviyenin üzerinde 5.77-5.78 bandı kritik bir direnç seviyesi. Üzerinde 5.80 seviyesini takip ediyoruz kritik direnç seviyesi olarak. Geri çekilmelerde ise 5.73-5.74 önemli bir destek noktamız olurken altında 5.70-5.71 bandını kritik destek seviyeleri olarak takip edeceğimizi söyleyebiliriz. Euro dolar paritesine bakarsak da dün tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte Avrupa Merkez Bankası da faiz oranını açıkladı. Faiz oranında bir değişikliğe gitmediğini gördük. Başkan Mario Draghi sürdürülebilirlik politikasının devam edeceğini fakat faiz indirimine gerek olmadığını açıkladı. Ve Euro dolarda aşağı yönlü bir hareket yaşandı. Dolar Euro karşısında değer kazandı. 1.11.05 seviyelerine tekrar bir geri çekilme yaşandı. Kritik seviyelerde çünkü sabah hafif alımlar yaşadı fakat hala 50, 100 günlük hareketli ortalama seviyesinde işlem görüyor. Teknik açıdan bakarsak yukarıda 1.11.45 seviyesi var. Onun üzerinde 1.11.63 seviyesini takip edeceğiz. Geri çekilmelerde ise ilk etapta 1.10.90 seviyesi kritik destek noktamız. Bunun altında ise 1.10.75 seviyelerini kritik destek seviyeleri olarak takip edeceğiz. Euro dolar paritesinde. Altın ons fiyatına bakarsak tabii üst üste bugünle birlikte son 4 işlem günde yukarı yönlü bir hareket var ve 100 günlük hareket 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmış durumda. Tabi baktığımız zaman burada alımlar devam ediyor. 1.505 seviyelerinde işlem gören bir ons altın olduğunu söyleyelim. Tekrar 1.500 seviyesinin üzerine çıktı dün özellikle akşam saatlerine doğru. Tabi Amerika ile Çin ticaret görüşmeleri burada önemini sürdürüyor. Buradan gelecek olumlu açıklamalarla birlikte tabii bir miktar satış görülebilir. Fakat belirsizliğin devam etmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketler desteklenecektir. Teknik olarak bakarsak önce 1.510 seviyesini takip edeceğiz yukarıda. Üzerinde 1.515 seviyesi var. Geri çekilmelerde ise 1.492 önemli destek noktamız olurken altında 1.482 seviyesini kritik destek seviyeleri olarak takip edebiliriz. Investaze yatırım ailesi olarak herkese bol kazançlar dilerim.